Hazır mıyız? Evet. Evet, başla bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina salat. Allah'ım selam. Dersimizin mevzusu vahdaniyet, vahidiyet, vahdet, ehadiyet. Lesik, kehatem, surra, mühür. Cihetleriyle birazcık değineceğiz abi. Yani dört dörtlük olmasa da çalışalım. Hep pencere açar abi en azından. Şurada bir icman edeceğim abi burada. Ondan sonra onunla alakalı yerleri okuyacağım. Vahdaniyet, kainattaki faaliyeti daimayı kuran, faaliyeti daimeyi kuran, devam ettiren ve sistemin sahibi hükmünde o zat hakkısı gösterir abi. Vahdaniyet. Vahdaniyet ne? Kainattaki faaliyeti daimeyi kuran. Bir dakika. Faaliyetteki ne yapar? Faaliyeti kuran, onu devam ettiren. Ha, ona faaliyeti kuran. Devam ettiren. He. Sistemin sahibi hükmünde zat hakkısı gösterir abi. Ne o? Vahdaniyet. Vahdaniyet. Zaten zatı sıfatlarından bir tanesidir. Sistemin sahibi mi? Evet abi. Sahibinin sıfatını, zatı sıfatlarından biri. Direkt o zatı gösteriyor yani. Bu zatı gösterir. Hı-hı. Zatı sıfatlarından yani. Zatı sıfatlarından. Vahidiyet ise... Vahidiyet. Evet. Umumi ve külliyetli bir tecelli abi. Umumi. Yani Esma-i Hüsna'nın külli bir tecellisi mahlukatın üzerine. Perdesiz tecellisi mi? Evet abi. Umumi bir tecelli. Niyetle alakalı diye düşündüm ben bunu abi. Öyle mi? Hocaya bir baktım. Yani külli bir niyetle meselesi var ya, külli bir niyetle. Hmm. İhatalı bir, talı bir ve külli bir niyet. Polisiye hoş geldin. Tam sana göre bir ders denk geldi, bak dişine göre. Sal sakal kavuşmuş ama. Vahdaniyet, bir de söyler misin abi? Vahdaniyet, kainattaki sistemi kuran, o faaliyeti devam ettiren, sistemin sahibi hükmünde zat abdesti gösterir. Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatlarındandır. Vahdaniyet bu. Evet. Vahidiyet ise, umumi ve külliyetli bir tecelli, Esma-i Hüsna'nın külli bir tecellisi vahidiyet. Perdesiz. Evet abi. Esma-i Hüsna'nın. Evet abi. Esma-i Hüsna'nın külli bir tecelli. Zaten bunu güneş misalinde veriyor. Güneşin diyor, umum zemin yüzünü ihata etmesi vahidiyet diyor. Her parlak şeyde kendini göstermesi, onun kendi mahsuna, o da ehadiyet diyor ama. Ehadiyettir diyor aslında şu anlarda da. Onun önce zaman ikinci makamı. Yani her bir zerresinde gözükmesi ehadiyet. Evet abi. Vahidiyet niyetle alakalı, yani külli bir ihatalı bir niyetle, külli bir niyetle görünür abi. Vahidiyet ne? Bir ihata istiyor abi biraz. İhatalı. İhatalı bir? Niyetle. Vahidiyeti nasıl ayırdın abi? Vahdaniyetle vahidiyeti nasıl ayırdın? Vahdaniyet Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatlarındandır. Yani sistemi kurup, sistemi devam ettiren, faaliyeti daimeyi devam ettiren zata işaret ediyor. Zaten zat-ı sıfatlarındandır. Vahidiyet ise o zat-ı sıfata işaret ediyor. Yani vahdani, vahidiyet, vahdet, ehadiyet, vahdaniyetin delilleridir. Birisi zat-ı sıfatlardandır, öbürü isimdir zaten. Ehad mesela. Vahidiyet de ehadiyeti nasıl ayırdın o zaman? Vahidiyet külli bir tecellidir. Vahidiyet külli ihatal bir tecellidir. Zaten 14. lemanın ikinci makamında okulu boğmamak için vahidiyet içinde ehadiyeti gösterir diyor. Ehadiyetin bütünlüğüne vahidiyet mi diyorsun? Böyle mi? Doğru mu anladım? Vahidiyetin bir cüz'ü ehadiyet denilebilir. Çünkü okulu boğmamak için diyor, vahidiyetin içindeki ehadiyeti gösterir diyor. Çünkü bir anda herkeste ihatalı bir akıl, ihatalı bir nazar olmadığından dolayı vahidiyeti bir anda göremez diyor. Ama bunu göstermek için vahidiyetin içinde ehadiyeti gösterir, ondan sonra ona intikal ettirir. Yani vahidiyet, vahdet, ehadiyet bunlar
Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetin delilleridir diyor ikinci şurada abi. Şimdi şöyle, ezberde oldu mu olmaz. Yukarı, ha burada var mı kırmızı? Dur, şu çok önemli bir şey söyledi de. Vahdaniyet, zat-ı sıfat. Evet abi. Sıfat. Zat-ı sıfatlardan biri. O zaman zatı gösterir. Zatı gösterir. Şöyle yapayım. Vahidiyet. Vahidiyet. Külli bir tecelli ya. Umumi ve külli. Külli ve umumi tecelli. Ben seninkisini kaydediyorum, tamam mı? Ben kendime bir şey katmıyorum. Sen dediğini yapıyorum. Külli ve umumi tecelli, Esma'nın bütünselliği. Evet abi. Esma'nın bütün selliği. Bunun her cüzde olmasına da ehadiyet dedin değil mi? Evet abi. Ehadiyet denir. Doğru mu abi? Doğru abi. Zaten bunu bizzat üstadın kendi tabiri var yani. Okulü olmamak için vahidiyet içinde ehadiyetli gösterir diyor. 14. devanın 2. makamında. Bunu yazıyı oraya şey yapıp böyle önündeki. Vahidiyette bu icmal olarak böyleydi abi. Ha şey çok önemliydi. Onu söylediğim. Külli bir niyetle görünür. Diyor. Şöyle. Vahdaniyet şunların toplamına eşittir demiştim. Neydi? Vahidiyet. Vahdet, ehadiyet. Vahidiyet. Artı ne? Vahdet. Vahdet. Ehadiyet. Ehadiyet. Tin. Cemi. Öyle mi? Evet abi. Cemidir. Çünkü onlar isimken o sıfat onu gösterirler. Doğru mu abi? Vahidiyet. Vahdeti bunlardan nasıl ayıracağız abi? Şimdi senin anlattığına göre vahdetle vahidiyet birbirine çok benziyor. Yok değil, benzemiyor. Bunu söyleyeceğiz abi. Bir şöyle icma olarak geçiyorum abi. Vahdet ise mahlukatın üstündeki birliktir abi. Vahdet. Vahdet. Evet. Yani unsurlar birliği denilebilir yani anlamak için. Bunu yine... Bir dakika ne dedin? Söyle. Mahlukatın üzerindeki birlik abi. Mahlukatın kendi birliği mi yoksa? Yani mahlukatın üzerindeki Allah'ı gösteren birlik abi. Diyelim ki güneş unsuru bir diyor. Hı. Hava unsuru bir, su unsuru bir, ateş unsuru bir. Bunlar zaten bizzat üstad söylüyor 30. lemada. Ve ikinci şurada bunları söylüyor abi. Bunlar yani, vahdetin delilleridir diyor. Mahlukat üzerindeki birlik mi? Birlik abi. Dur bir dakika. Senin dediğin yazayım da. Mahlukat üzerindeki birlik. Bunlar alakalı yerleri okuyacağım zaten abi size. Güneşin bir olması vesaire. Hı, gibi. Neyse ben senin cümleni yazdım. Bu da manaya harfiyle bakıyor abi. Ben sana yardım ediyorum ha. Bu da manaya harfine bakıyor abi. Manaya harfi mi bu? Yani insan manaya harfiyle bakarsa mahlukatın üzerindeki birlik tecellisini görür abi. Ha manaya harfiye bakar. Evet. O zaman bunu eklemek lazım. Hatta ikinci şu an başında diyor ya vahdet aynesinde vahdet vasıtasıyla görünür diyor abi. Bakarsan görünür. Doğru mu abi? Evet. Vahdet. Bu tabi biraz mollak oldu. Oturmadı sinimizde. Bu zaten icmal olarak abi. Tamam izah ile alakalı yerleri okuyacağız abi şimdi. Tevhid ise nazara bakar. Hani üstadım var ya mesleğine niyet nazar manayar manayar. Onu da yazayım. Tevhid mi? Tevhid de nazara bakıyor. Kimin nazarına?
Bakanı mı? Nazar var, evet. Bakan. Bakan zatı, nazar. Mane harfi, mane ismi, niyet, nazar. Bakan zat. Evet. Heh. Oraya kim bakarsa nazara bakıyordu yani. Tevhid. Bakan zat. Evet. Zaten ikinci şurada diyor, tevhid nazarıyla bakıldığı vakit veya bakılmadığı vakit takdirde diyor. Şimdi bunlar bütününe baktığım zaman ben tevhide mi gelmiş olayım? Şirkten kurtulmuş olayım, doğru mu? Evet. Bu sistemi doğru düzgün okuduğum zaman. Evet. Yani vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyet ve vahdet sisteminin bütünlüğünü okuduğum zaman ben şirkten kurtulup tevhide gelmiş oluyorum. Ehadiyet ise, bunu zaten açık söylüyor, yerine okuyorum. Her bir şey, her bir şeyde Halık-ı Küllü şeyin ekser esmasını tecelli ediyor demektir. Tecellisi yani, ehadiyet. Her bir mahlukun üzerinde Cenab-ı Hakk'ın ekser esmasını tecelli etmesi yani. Bir her, esmanın tecelli zaman, etmesi. Her bir mahlukta evet, ekser esmanın tecelli etmesi, görünmesi. Ekser esmanın tecelli etmesi. Esmaların görünmesi. Hülasa, gözümüzün önündeki bu kurulan sistem, tevhid, vahdet, vahidiyet, ehadiyet kanunlarıyla bilinir, görülür, müşahede edilir. Yani şu gözümüzün önündeki kainat sistemi, mevcudat diyor. Tevhid, vahdet, vahidiyet, ehadiyet kanunlarıyla bilinir, görülür, müşahede edilir. Bunların bilinmesiyle insanın, bu benim kendi tefekkürüm abi. Öyle mi? Bunlar, Hülasa'dan sonra okuduğum yer. Bunların bilinmesiyle insanın tahkikatı, tetkikatı arttığı gibi tefekkürü de kolaylaşır abi. Bunların, bu kanuniyetlerin bilinmesiyle. Bunlar abi farklı farklı cihetlerde her yerde farklı gözüküyor abi. Diyelim ki kainat-ı mecmuasında veya mahlukatın bir nevinde veya baharinde veya zemin yüzünde veya insanın bir ferdinde bu dört hakikat farklı cihetlerle görünüyor. Yani vahdaniyet, vahidiyet, vahdet, ehadiyet, hatta hatem, sikke, turra, mühür dahi fertte, nevde, zemin yüzünde, bahar mevsiminde, kainatın heyeti mecmuasında farklı cihetlerle görünüyor. Çünkü bir yerde hatemi vahdet dediği zaman bir yerde başka bir yerde hatemi ehadiyet, hatemi vahidiyet, o işte farklı farklı cihetlerde kullanıyor abi. Yani kainatın heyeti mecmuasında bir cihette baktığı zaman veya zemin yüzünde farklı cihette baktırıyor abi, gösteriyor yani. Şimdi vahdaniyetten başlayacağız abi. Vahdaniyet. Şu anda az önce okuduğumuz yerler abi icmaldı yani. Hı hı. İşaretül İcaz'ın başında şöyle bir cümle var abi. Diyor, bir şeyin diyor güzelliği mecmunda görünür diyor abi. Yani bu insanın tefekküratını veya mevcudata bakış nazarını veya olay ve hadisede bakışını çok kolaylaştırıyor abi. Yani birçok şeylerden yani tekellüflerden kurtarıyor abi. Bak bir şeyin mecmu, bir şeyin güzelliği mecmunda görünür diyor. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmunda görünen güzellik o cüzde görülmez abi. Diyelim ben şu telefonu parçalara ayırayım. Her bir parça telefon diyemem abi. Ama her bir parça telefona işaret eder. Mesela bir insana bakalım abi. Bir insanı gördüğümüz fiiliyatıyla değerlendirirsek abi, olur mu? Olmaz abi. Nakıs olur. Ama bütünüyle değerlendirildiği zaman güzellik orada ortaya çıkıyor abi. Yani şu hakikatlarda bunu insana oturtuyor abi. Aleminde. Evet abi, aleminde. Hmm. Yani insan bunu ne kadar otursa o kadar güzellik ortaya çıkıyor abi. Yani kusuratlardan, hani başkasının kusuratından görmekten de kurtuluyor abi. Çünkü bütünlüğüne baktığın zaman baktın burada tamam bir kusuru var ama bakıyorsun burada birçok güzellikleri var. Bu sefer bunu kapatmaya vesile oluyor abi. Zaten eğer bunları görmese, bunu görür, kusuru görürse zaten şeytanın en mühim desteklerinden biri diyor abi. 13. lemada. Kusur,
kusurunu gösterir, iyiliğini göstermez. Göstermez abi. Ama oradaki hakikatle baktığın zaman bir şeyin güzelliği mecmuunda görünür. Bütünlüğünde görünür. Cüzler ayrıldığı vakit mecmuundaki güzellik o cüzde görünmez abi. Görünmüyor yani. İşaret-i Fil'in başında diyor bunu. Yediden. Vahdaniyet, şimdi vahdaniyeti vahidi tek tek ele alacağız abi. Az önceki icmalde. Vahdaniyet Allah'ın zatı sıfatlarından birisi. Vahdaniyet kainattaki sistemleri kurup faaliyeti devam ettiren zatın zatı sıfatlarından birisi ve diğer vahidiyet, vahdet, ehadiyet hepsi vahdaniyeti ispat ediyorlar. Bununla alakalı yerler. Alem-i asgar olan insanın cisminde ve yüzünde birer hatimi vahdaniyet bastığı gibi, yani insanın yüzünde birer hatimi vahdaniyet bastığı gibi her bir azasında dahi birer mührü vahdet vardır. Evet, o Kadir-i Zülcelal her şeyde külliyatta, cüziyatta, yıldızlarda, zerrelerde birer sikki vahdet koymuştur ki ona şehadet eder. Birer mührü vahdaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Bu mektubat 235 ve 236'da geçiyor abi. Ne dedi şimdi bize şey yap, icmal et bakalım ne dedi? Hani alem-i asgar olan insanın cisminde ve yüzünde diyor. Hatim-i vahdet var diyor. Hani pardon, hatim-i vahdaniyet bastığı gibi diyor. Vahdaniyet. Evet, insanın cisminde, yüzünde. Hatim-i vahdaniyet bastığı gibi her bir azasında da diyor mührü vahdet koymuş diyor abi. Yani bütünlemesine insanın cisminde, yüzünde hatim-i vahdaniyet var dedi. Bak, bütünüyle abi. Her bir azasına da mührü vahdet var dedi abi. Yani bütün benim suretimi aldığın zaman hatim-i vahdaniyet, bir tane gözümü, bir tane kulağımı aldığın zaman bu da mührü vahdet abi. Peki bu ehadiyete benziyor. Yani her bir külli vahidiyet, her mesela şöyle deniz yüzü, her bir damlası güneşi gösteriyor, vahidiyet. Her bir damlası ehadiyet gösteriyor. Şimdi sen de dedin ki her bir cüzü vahdet diyor. Tamam. Ehadiyetle aynı oldu. İşte bu zaten bizzat Risale'de geçen tabir bu abi. Ne yapacağız yani peki? Yanlış mı? Hani şey mi var? Tefrik edemedik. Tefrik abi devamında zaten. Yani devamında geçiyor abi zaten. Bak şurada diyor ki evet. O Kadir-i Zülcelal her şeyde. Külliyatta ve cüziyatta. Bak külliyatta bütün hepsiyle. Cüzlerinde, yıldızlarda ve zerrelerde derisi ki vahdet koymuştur ki ona şehadet eder. İşte buradaki ihata biraz zor abi. Peki şöyle olabilir mi? Düşünmek için söylüyorum. Vahdet, şöyle. Mesela bütün kainat, kâr, şeceri, filkat, büyük insan. Tamam. Her bir insan, küçük kainat. Tamam. Şimdi, vahdetle ehadiyet birbirine benziyor konuştuğuna göre. Şudur abi, diyelim ki, hani bütün cisminin bütünlüğü vahdaniyet dedi. Her bir azası vahdet dedi. Az önce başta dedik ya abi. Yani unsurlar birliği vahdete işaret eder. Diyelim ki bütün insanların gözleri aynı yerde olması, kulakları, cihazatları aynı yerde olması bu vahdettir abi. Ama her insanın gözü kulağı bir midir abi? Yok. Değildir. Bu ehadiyet abi. Yani azaların aynı yerde olması vahdete işaret eder. Ama her bir azan farklıdır abi. Hani çünkü her ehadiyet neydi? Bir yerde birçok Esma-i Hüsna'nın tecellisidir abi. Görülme hissiyle. Orada ayrılıyor işte abi. Bir insan bütün vahdaniyet. Bütün vahdaniyet. Bir yüz vahdet. Evet, yüz vahdet. Yüz vahdet. Ama herkesin siması farklı olması ehadiyet. Ehadiyet abi. Yazayım ben bunu. Yaz abi. Diyelim ona bir külli bir tecelli var abi şimdi abi. Külli bir tecelli, bu da vahidiyet abi.
külli bir esmazyon, külli bir tecellisi tamam, var ya, bak, o da vahidiyet abi. İnsanın geneli, bütününe vahdaniyet. Senin dediğini yapıyorum. Tamam mı abi? İnsanın bütünü vahdaniyet. Her bir cüz organı, değil mi? Azası vahdet yani. Her bir azası. Her bir azası vahdet. Yani cüzü. Cüz, evet abi. Cüz, iyi. Bu da vahdet mi? Evet abi. Her insanın simasının farklı olması ehadiyet. Bu da ehadiyet. Buna şöyle yapsak olur mu? Şey nerede? Şunu biraz daha uzatayım. Yani sisteme dönüştürelim. Cüzü. Külli. Vahdaniyet kül abi. Öyle mi? Kül. Evet, kül olur abi. Tamam. Vahdaniyet kül. O zaman bu da cüz. O cüz abi, ehadiyette cüz'idir. Ha, o zaman şurayı siliyorum. O sıralamayı ben yapmıştım diye yazdıydım abi. Öyle mi? Hı hı. Vahdaniyet kül, vahidiyet kül. O zaman dur. Şey yapayım, sen düzelt. Şuraya vahdet cüz. Burası her bir insanın ne demiştik buraya? Olması cüz. Buna o da cüz'i ehadiyet abi. Ama bir şey demiş miydik? Yok. Bir ağzının farklı olması abi. Tearruf ciheti ya, diyor ya, tearruf ciheti. Evet. Ehadiyet mi? Evet abi. Yet. Aynı senin dediklerini yapıyoruz. Peki ben şey yapayım, sen düzelt. İnsanın geneli, bütününe, bütün azaların, kül. Bu vahdaniyet. Evet abi. Zat-ı sıfata bakıyor. Evet abi. Her bir insanın azası, herkeste organlar aynı. Aynı abi, aynı yerde yani. Aynı yerde. Her bir azası cüz, yani cüz, vahdet. Fakat her bir insanın mesela o azanın farklı. Bu insan desek, bu yüzü desek herkeste farklı olması. Evet, ondan sonra bütüne bunu azası ki şunu ekleyeyim. Daha güzel olur. Azası ki misal siması yüzü. Değil mi yüzü? Kafası. Abi, gözü dersen daha iyi olur. Çünkü yüzde birçok şey var ya. Göz diyelim. Gözü sen, dersen daha iyi olur abi. Sen? Yani daha da kolaylaştırmak için bak. Gözü. Cüz. Tamam mı? O gözün farklı olması da ihadet yani. Cüz iyi. He, o zaman İnsanın geneli vahdaniyet, tamam. Kül. Her kül, her bir, herkeste organlar aynı yerde, yani göz cüz, vahdaniyet. Ama bunun renkleri, özellikleri farklı olması, organların üzerindeki sistem, cüz. Bu da ehadiyet, evet, cüz'i. Ehadiyet abi. Ehadiyete cüz'i mi dedin? Evet. Yok. Abi, cüz'i. Diyelim mi ona cüz'i? Diyebiliriz abi, ben dedim yani burada. Dedinse tamam, kavga yok o zaman. Ben hemen yazıyorum. Cüz-i. Bir de cüz yazmamız lazım. He? Bir de cüz yazacağız. Yazdık. Cüz var zaten. Yok, cüz-i, cüz. Tam yazdı işte. Yok, külli, cüz, cüz-i. Külli yazmadı. Şu an orada külli yok abi. Külli vahidiyettir. Külli, yani ihatalı bir Esma-i Hüsna'nın bütünsel tecellisi. Daha ona gelmedik kardeşim.
Daha ABC okuyoruz. Hadi bakalım. Peki. Şu anda biraz anlaşıldı abi. Anlaşıldı herhalde. Anlaşıldı. Yani üç, onların arasındaki fark. Bir de bir şu var abi. Üstad hani ikinci... Sen telefonumu al, bunları çek. Masada. Şey, görüşmeyi kapat. İkinci şuanın başında şöyle bir tabir kullanıyor. Bu Risale'yi diyor. Anlayarak okuyan imanı kurtarıyor inşallah. Yani şu 33. sözde, 2. şuada, 22. sözde, yani 30. lemada, 20. mektubunda, 2. makamında bu hakikatlardan ağırlıkla bahsediyor abi. Yani bu ihatası biraz tetkik istiyor abi. Çok açıkken, açık görünürken ince bir tetkik istiyor yani abi. İhatalı bir nazar istiyor yani. Bunu görebilmek. Evet abi. Arasındaki falan normalde baktığında hepsi de birlik olarak görünüyor abi. Lugatta. Lugatta. Peki ehad'ı nereye koyacaksın burada abi? Ehad mı? Ehad var ya bir de abi. Yani ehad, onu cihetten bakmadım. Ehad bunun yarısındadır, onu cihetten bakmadım yani. Otu ben sen. Ehad zaten, zatı isimdir. O zatı gösterir zaten, direkt oradan doğruya. Hani ehadla vahidiyet, vahdet onu bir şey yapamayız zaten. Yani ehad, samet, fert bunlar zata işaret eden isimdir. Zatı isimlerdir zaten bunlar. Bunu Emir Dağ Baykası'nda söylüyor. Eskiden bir kere ayırmıştık galiba hatırlıyorsanız şey... Şey yapsana, masamın üzerinde şey var. 23. defter, 19 var. Bir de kaç varsa... O defterleri geçsene masamın üzerindeki. Telefonu kapatayım. Şu anda biz ayırdık da bir dersi ben takdim etmiyorum. Zaten abi şu var Hasan abi, burada hani fert... Ondan sonra ehad, samet isimleri var ya, bizzat zatını gösteren. Buradaki zaten, zatı isimleri ispat değil zaten abi. Buradaki vahdaniyet, zatı sıfatlardandır abi. Ondan sonra tasarın isimler geliyor. İsimlerden sonra fiili isimler, zatı isimler vardır abi. Buradaki fiili isimleri biz şu anda tehlike ediyor. Yani vahdet, ondan sonra vahittir, ehadiyettir abi. Daha ziyade... Yani fiiliyat, icraatı yapan, icraatın üzerindeki görünen hakikatler abi bunlar şu anda. Kainatın heyeti mecmuasındaki tezahür eden haşmeti rububiyet, vahdaniyet ilahiyi ispat edip gösterdiği gibi. Bu da kainatın heyeti mecmuasında haşmeti rububiyet var. Bu haşmetli bir rububiyet var. Bu da diyor, yani vahdaniyeti ilahi ispat edip gösterdiği gibi. Vahdaniyet. Evet. Yani ben bunu abi birçok yerleri kısa kısa cümle aldım ama bütünüyle almadım. Hı. Bu da mektubat 234'te geçiyor abi. Hı. Çünkü bütünüyle okusak yani belki bir sayfa falan sürüyor. Aynısı. Bir sayfa. Sen yani okudun. Ben kısa yerlerini aldım yani. Bizzat bu kelimenin geçtiği yer aldım. Ne aldın? Bir de söyler misiniz o cümleyi? Kainatın heyeti mecmuasında bütününde abi. Hı hı. Tezahür eden haşmeti rububiyet. Haşmeti rububiyet. Yani rububiyetin haşmeti yani büyüklüğü, azamet abi. Yani bütün her şeyin mahlukatı ihata etmesi. Bu diyor vahdaniyeti ilahi gösteriyor. Yani öyle bir zat olacak ki bütün rububiyeti bir anda kuşatacak yani. Yani bütün icraatı bir anda. O zaman vahdaniyet rububiyet de gözükür. Gibi. Yazayım. Yani haşmeti rububiyete bakıyor. Tamam. O zaman nasıl diyeceğiz? Ha, rububiyet. Rububiyet vahdaniyeti gösterir. Haşmet rububiyet abi. Ha haşmet ona bakarsan gözde de rububiyet gözüküyor abi. Haşmet. Ama bu haşmet rububiyet yani. Haşmeti rububiyet. Rububiyet ne gösterir? Vahdaniyeti. Evet abi vahdaniyeti ilahi ispat eder diyor. İlahiyi ispat eder. Onu şimdi burada zaten bir şey yapacak abi. Haşmet-i rububiyet ne demek? Allah. Şuna basarsın. Şuna. Tamam mı? Şuna çekersin. Şimdi haşmet-i rububiyetin ne olduğunu söyleyecek abi. Haşmet-i rububiyet nedir yani? Kainatı tasarruf eden... Ben bunu bakayım. Ben kişilerle karıştırdım. Kainatta tasarruf eden haşmet-i rububiyet,
Ha, haşmeti rububiyet. Evet. Onu ben haşmeti dedi şimdi o haşmeti rububiyetin içini dolduracak abi. Yani haşmeti rububiyet nedir? Ne anlayacağız ondan? Kainatta tasarruf eden haşmeti rububiyet o koca güneşi şu zemin yüzündeki ziya hayatlara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak, koca küre-i zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah, ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost, bulutu süzgeç ve murdia ve dağları mahzen ve anbar, zihayatı enfas ve nüfusa ilfaze, suyu yeniden hayata girenlere, süt emziren daye ve hayvanata ağabey hayat veren, bir şerbetçi hükmünde getiren, hükmüne getiren rububiyeti ilahiye gayet vazıh bir surette vahdaniyeti ilahi gösterir. Bu da haşmet-i rububiyetin içini doldurdu abi. Yani haşmet-i rububiyetin ne anlamak gerekiyor ki? Buradaki icraatın kendisi yani abi. Bu daha devam ediyor abi. Bunu vahdaniyeti mi devam edeyim? Yok tamam anlaşıldı. Bu anlaşıldı herhalde. Vahdaniyet senin ifadenin ne? Şurada küçük bir tabir var. Diyor fert ismi azamı. 30. lemadan. Bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına ve her bir nevine ve her bir ferdine birer sikki-i tevhid, birer hatemi vahdaniyet koyduğu gibi diyor. Fert ismi azamı. Fert ismi bu önemli. Evet. Bu da lemada 318 abi. Fert ne yaparmış? Kainat. Oku bakayım. Kainatın heyeti mecmuasına. Kainatın heyeti mecmuasına. Tamam. Her bir ferdine. Heyeti mecmuasına. Mecmuasına. Ve her bir ferdine. Her bir ferdine. Ferdine. Birer sikke-i tevhid. Dur. Birer sikke-i tevhid. Sikke-i tevhid. Ve hatemi vahdaniyet koyduğunu. Ve hatemi vahdaniyet koyduğu. Vahdaniyet koydu. Koydu. Evet. Lemalar 318'e geçiyor daha. 30. lemada ismi fert bahsediyor. Sikke-i tevhid. Şimdi vahidiyeye de geçiyorum abi. Vahidiyet. Normalde vahdaniyet daha var. Sen bunu çek. Buna ben onu sileceğim. Utandıkların daha tamam, var. Tamam gerek yok bu anlaşılır. Aldın mı? Gel buradan, buradan al. Başkasına ver, ver. Ver. Bundan anlayan genel hocam olduğunda ben meşgul edecek, o beceremeyecek. Geç buraya otur kardeşim. Vahidiyet, lügatta Cenab-ı Hakk'ın umumi eşyada birlik tecellisi olarak diyor abi lügatta. Ama biz bu iş yaptığımız. Neymiş? Bir de söyle. Bu lügattaki, Cenab-ı Hakk'ın umumi eşyadaki birlik tecellisi. Bu lügatı yani. Vahidiyet umumi ve külli bir tecelliye bakıyor. Daha ziyade ihatalı bir nazar ister ki umumi tecelli görünsün. Zaten başta dediğimiz gibi hani okulü bu almamak için vahidiyet içinde ehadiyeti gösteriyor orada da. 14. lemanın 2. makamında dediği gibi abi. Şimdi izahına geçiyor. Risale'deki yere. İşte böyle dünyayı ve ahireti ve her şeyi kaplamış bir rahmet elbette o rahmet vahidiyet içinde bir ehadiyetin cilvesidir. Yani nasıl ki güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle vahidiyete bir misal olduğu gibi parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını hem hararetini hem ziyasındaki yedi rengini hem aksi misalini almakla ehadiyete
bir misal olduğundan. Bu şu alan 169'da abi. Yani bu vahidiye diye anlamak için ehadiyetle karşılaştırdı abi. Ne dedi? Bak bunlar biz de okuyoruz. Bize ne yapacaksın biliyor musun? Sen çalışıp bir sürü paragrafları bize takdim etmek değil. O paragrafları çabuk kaydettin. Can alıcı bir tane paragrafı alacaksın. Okuduğun için bize komprim vereceksin. Burada da hülas olarak abi. Zaten ders hazırlamanın güzelliği senin verdiğin kadar zaman vermek değil. Biz onu hülas edeceğiz. Ama bir paragrafı söyleyeceğiz. Burada 169'da ve 14. Leman 2. şeyinde geçiyor abi, makamına geçiyor. Diyor? Hani güneşin diyor umumi tecellisi zemin yüzüne vahidiyeti misal diyor. Her bir parlak şeyle yüzü tecellisi ehadiyeti misal diyor. Aldın mı? He. Bak işte. Yani hülasa yani vahidiyet umum ve külli bir tecelli abi. Onu yazılsa kafidir abi. Onu yazayım dur. Tamam mı? Şimdi vahidiyet vahidiyet ne dedik abim? Umumi ve külli bir Esma-i Hüsna'nın tecellisi abi. Umumi ve külli ve külli Esma-i Hüsna'nın tecellisidir abi. Esma-i Hüsna'nın tecellisi. Külli, külli mi? Külli ya. Yani. Külli bir tecellisi yani ihatalı bir tecelli. Tecellisi bir örnek yapacağız. Güneşin, he? Hı hı, güneşin abi. Öyle demiştin de güneşin deniz yüzüne. Umum zemin yüzüne abi, umum zemin yüzüne. Öyle mi diyor? Evet. Güneşin? Umum zemin yüzünü ihata etmesi vahidiyettir. Dur. Umum? Zemin yüzünü. Zemin yüzü ne? İhata etmesi. İhata etmesi. Etmesi. Vahidiyettir. Tamam. Burada kısa yerler almışım zaten abi. Vahidiyet diyor, bütün o mevcudat birinindir, birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Vahidiyet o zaman şahsı mı? Şahsın birliğini mi anlatıyor? Sistem değil de. Yani gördüğün zaman elbette şahsa işaret ediyor abi. Ama peki şöyle deseler sana, soru soru, bu kadar araştırdım. Vahidiyet sistemin birliği mi, sistem sahibinin birliği mi? Yani sistem sahibinin birliği tabii ki abi. Öyle diyeceksin. Çok öz böyle yapacak işte. O zaman şöyle yapıyoruz. Sistem sahibinin birliği. Sistemi anlatmaz. Anlatmaz. Sahibini anlatır. Doğru mu? Evet. Sistemin kendisi değil. Tabii tabii. Vahidiyet. Hı, şahsi. Abi. Şahsi gösterir abi. Ben de Cemal, Celal ve Haşmet noktasında vahidiyet görünüyor. Vahidiyet. Yani Celal ve Haşmet. Peki deseler ki sana, vahdaniyetle ne farkı var? Vahdaniyet abi zatı sıfatları işaret ediyor. Tamam zaten sıfat ama bu da... Bu da vahdaniyeti ispat eden delillerden birisidir abi. O zaman ne gerek var ki vahdaniyet varken bu tabir niye geldi ki? Yani diyelim abi, başta demiştik ya abi, diyelim ki mevcudatın üzerindeki yani o unsurların, azaların birliği vahdet dedik zaten abi başta. Vahdaniyet. Vahdet. Vahdet. Vahidiyet vahide. Vahdet yani azaların, vahdet, vahdet. Azaların bir, her bir azanın bir olması, aynı yerde olması, yani unsurlar birliği kısacası, bu vahdet demiştik abi. Hı. Ama her bir unsurun veya insandaki her bir azanın farklı olması, ehadiyet demiştik. Külli, kül cihetiyle baktığın zaman vahdaniyet demiştik. Ama vahidiyet ise, Esma-i Hüsna'nın külli bir tecellisi abi. Yani bu tecelli, şey... yani bu vahidiyette tecelli var abi bir nevi. Şimdi şey mi demek istiyorum yani vahidiyet... İki tane vahdet, şey vahdaniyetle... Bak şuraya yazayım da ezber olsun. Hepsini bak. Bir yazalım da abi. Ve yazayım da daha yatalım. Bak.
vahidiyet, vahdaniyet, vahdet. Hasan abi bir güneşin, elvan-ı sebas var ya Hasan abi güneşin. He. Bir de inikası var abi. Ha güneşin? Güneşten gelen fotonlar var abi. Hı hı. Ona bir isim verebiliyoruz mu abi? Fotonlar diyoruz. Yani çünkü o aksediyor yani habire güneşten nur geliyor diyelim ki. Yani vahidiyet de bunun gibi bir şey abi. Her an tecelli ediyor böyle. Umum bir tecelli abi, külli bir tecelli. Her bir mahlukata Esma Hüsna'nın armağan tecellisi abi. Bu peki, vahidiyet. Bu kadar okudun. Şimdi ben bir şey diyagram yapacağım, uygulayacaksın. Bak şimdi. Burada bir güneş var. Tamam mı? Sıkıştırmıyorum değil mi? Yok abi. Ha. Bak şimdi. İsterse sıkışsın abi. Müzakere yapıyoruz ha. Ama ezberle kurtaracağım. Aşağı ince kasma. Şimdi üretken olacaksın. Hem de bulduğu ortamda. Çalıştın, şey yaptın, tıkır tıkır gidiyorsun. Tefriki eylemde göstereceksin. Bak şimdi. Şurada bir güneş daha var. İkinci vücut. Bu birinci vücut. Tamam mı? Şuradan da tecelli ediyor. Bu ayna. Tamam mı? Şimdi buradan başka var mı? Şuradan aynadan maksat mahlukat değil mi abi? Bunu aynada mahlukat artık sen konuş şey yapalım. Aynada maksat şöyle de yapayım da ondan sonra konuşalım. Burada da dördüncü vücut var. Vücut. Üçü yanına. Şu kağıt. Üçü yazmadık abi. Buna mın basit akis şu tarafa geliyor. Şu ise şu tarafa gidiyor. Tamam. Şurası üçüncü vücut. Bir ile iki arası ne oluyor abi? Şimdi dört tanesini uygula. Birinci vücut, ikinci vücut, üçüncü vücut, dördüncü vücut. Bunlar ne olduğunu bir diyebilir misin abi sen onu? Bunlar nedir şimdi? Ha tamam. Doğru olsun, kapat seni. Değil mi? Şimdi bu Allah. Tamam şimdi oldu. Tamam mı? Güneş olarak bak saydım şimdi. He. Bu ikinci vücut aynı ruhu. Ruh aynasında. Ruh aynası derken? İnsanın ruh aynası. He he, ruh aynası. Ondan sonra burada
istidat ve kabiliyetleri. Bu da eylemi. Yani vücut. Mahlukatın vücudu. Mahlukatın. Eyleme dönüşmüş. Peki şöyle de diyebiliriz. Allah. Tamam. Bu cemal, cilve cemal nakış vücut. Bu ise ikinci vücut uygularsak fotoğraftaki kameraya yansıması, kağıtta yansıması, öyle yapsan arş-ı azam, ondan sonra arş, yani şey mevcudat, yani ustadın söylediği atleti vücuduna bu insan uyguluyor da mevcudatı uygulamak şey geliyor. Şu anda toparlamam zor geliyor. Birincisi Allah. İkincisi ruh. O ruhun karşılığı tamam. Arş-ı azam. Tamam. Arş-ı azam. Yani daha eşeğe uygulayacağım. İnsandan çıkıyorum. İnsan. Peki bu kağıt şu mevcudat. Arş-ı azamla arş-ı azamla mevcudat arasında bir ne olur ya bu lef-i mahfuzdur ya arştır. Bunun basit olduğuna göre bu esmalar bütün arş. Allah, arş-ı azam, arş, alem-i şehadet. Bir ayna var abi, bir de aynada gözüken var. Bunları da şey yapayım. Şöyle yapayım, uygulayayım. Ayna. Güneş var. Tamam. Aynada hiç şey güneşi görmüyoruz. Aynaya bir baktık. Güneşin ne aynısı ne gayrısı. Ama güneş o kadar ayna yardım etmiş ki ayna gözükmüyor. Muhyiddin Arabi o aynayı görmediği için orada gözükeni güneş dedi. Burada diyor ne aynası var diyor. Burada ayna mayna yok diyor. Burada yegane bir güneş var diyor. Güneşin şiddeti zuhurundan, külli ve ihatasından ayna gözükmüyor. Ayna gözükmeyince gözüken güneştir. Gözünü kapı bir şey yapamıyor. Ne var orada ne aynası diyor. Güneş budur diyor. Aynanın şiddeti zuhurundan, şey güneşin şiddeti zuhurundan, ihatasında hiçbir yer bırakmamış, ayna gözükmüyor. Ayna gözükmediği için buna güneştir demiş. Ehl-i sünnet demiş ki aramızdaki fark, vahdet-i vücut. Burada diyor güneş var ama bu güneş diyor ne aynıdır ne gayrıdır, bunun arkasında ayna var diyor. O sekir. Aşk derecesine, vacib-i vücuda aşk olduğundan dolayı ayna manaya görmemiş, dözer gibi gitmiş. Ehl-i sünnette ve cemaatle burada ayrışması, bu güneş var demiş ehl-i sünnet. O demiş ki güneş mi meşhur, güneş budur. Güneş budur derse ki dedi, yukarıdaki güneş ortadan kalktı. Hem o her şey budur dedi. Ehl-i sünnet bunun arkasına ayna koyduğu için hakiki güneş değildi. Aynadaki, yukarıdaki bir vücut. Dolayısıyla ehl-i sünnette dört tane vücut ortaya çıktı mertebesi. O diyor, sekir ve aşk olduğundan dördünü tek gördü. Buna vücut demedi ya. Şuna da demedi. Bire de demedi. Şuna da demedi. Şuna da demedi. Ruhunda gördüğü her şeyi o dedi. Tamam. Şimdi güneş vahdaniyet olsa, vahidiyet, vahidiyet, zat, zatı sıfat. Buraya ben koyayım. Tamam. Şurası zatı sıfat olduğundan vahdaniyet. Vahdaniyet. Zatı sıfat. Zatı sıfat. Ondan sonra bu her şeyde gözüktü, hemen dolduralım. Bu da ehadiyet diyelim. Değil mi? Bu da ehadiyet. Araları dolduracağız bakalım. Beraber. Ehadiyet. Her şeyde güneş gözüküyor. Şimdi burası ne olur? Vahidiyet
zatı gösteriyor. Sistemi göstermiyor. Bu sistem. Zaten şu Azar abi neden mesela... Veya şu da sistem. Vahdiyet neden böyle öbür vahdet gibi... Koyabilecek miyiz buraya? Vahdaniyet, hadiyet gibi şudur diyemiyoruz abi. Vahdiyeti her yerde kullanmıyor abi. Bir vahdet kadar, bir ehadiyet kadar kullanmıyor vahdiyeti. Yani birbirine çok yakın gibi görünüyor. Ama bir umumi bir külli bir tecelli var abi. Hmm. Yani her yerde bunu kullanmıyor. Diyelim ki 22. sözde Sikke, Hatem, Mühür, Turu'dan bahsediyor. Vahidiyeti kadar pek kullanmıyor abi. Bunu pek yerde kullanmıyor. Ama ehadiyettir, vahdettir, vahdaniyettir çok yerde kullanıyor abi. Yani vahidiyetle vahdaniyetin ve vahdiden arasında bu şekilde biraz ihata istiyorum. Normalde benim şahsi kanatım olarak abi. Yani dörde benim dünyamda açık abi şu anda. Mesela bu konuya çalışmaya başlamadan önce hep karıştırıyordum. Diyelim ki burada açık olsa başka bir yerde ya niye burada karışık diyordum. Şu anda şekilde olduğu gibi abi. Burada beraber görünüyor diyor. Ama bütünüyle bir ihata edilse abi, hani geçtiği yerler okunsa, ihata edilse o zaman ortaya çıkıyor abi. Yani herkesin okuma şansı yok ki sen okudun bize. Böyle şey yapman lazım ya. İşte ben de okuduğumu sana söylüyorum abi şu anda. Diyelim ki vahdaniyet zat-ı sıfatlara. Zaten bunu şu anda diyor ki bak. Zat o zaten Kur'an'dır o. O zaman zata vahdaniyet. Ben fikrimi söyleyebilir miyim abi? Sistem. Şu şekilde olursa. Şimdi abi burada gözüküyor normalde. Hani dedi ki İbn Arabi'nin hatası. Buradaki yerini gördü. Arkasında inkas ettiği şeyi görmedi. Şu şekilde dersek, şu siyah kısım var ya abi. Kağıt. Mazruf olan. Bu ehad. Ehad'da gözüken güneş, ehadiyet. Güzel. Evet. O zaman dur, sil, şey yapayım. Hemen yapalım, dur. Çünkü... Kırmızıya kırmızı. Tamam, dördüncü ucu da... Tamam, yaz. Vahidiyet diyeceğiz abi. Şey, ehadiyet. Al. Ehadiyet. İşaret edeceğin. Şekilde. He. Sonra abi mutlaka siyah alacağız. Kağıdı diyeceğiz ki. Kağıda şuraya evet. Ehad. Ehad. Sonra abi şuradaki aynaya geleceğiz. Ayna vahdet olacak abi. Vahdet aynasında. Vahdet. Ayna. Vahdet olacak. He. İkinci vücutta vahidiyet olacak abi. Esma'nın azam-ı zuhur atar. O zaman şey yap, yuvarlattığına şey. Ömer orada, ha. Yukarı çık. Vahidiyet. Vahdaniyette zaten zat-ı ispat. Peki, şunlar ne olacak? Var mı orada? Yok abi, şimdi gördüğümüze göre hükmediyoruz o şekilde. Tamam. Ama şey yaparsanız, sistemsel olarak şu üçüncü vücudada tevhid dersiniz. Yani ehadiyetle vahidiyet arasındaki bütünlüğü korup da şirke girmezseniz abi, bu tevhid nazarıyla bakış olur işte. Hı. Yukarıdaki ne olacak? Rububiyet nazarı. Orası vacip taraf abi. Vacip taraf. Hı. Tevhid taraf. Şimdi oldu mu sence? Bu benim fikrim abi. Bak şöyle ben şey yapayım. Ben karışmadığım için açmıyorum. Bu sen dersen in. Şimdi bir zemin. Tamam. Zeminde gözüken. Zemin, zeminde gözüken. Yani bu sistem, bu zat, bu sistem, bu zat. O zaman ehad içeride gözüken olmayacak mı? Tevhidullah. Ehadiyet. Tevhid. Tevhid nazarıyla bak. Bütünlüğüne. Yasana nazarı de. Nazar. Yani şeyi tefrik et diyoruz. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Zat var. Tamam. Bir de şey, sistem. Bak burada bir zat var, sistem. Mesela vahdaniyet zatı gösteriyor. Bir de vahdet var mesela, vahdet. Vahdet neydi? Sistemin adı. Vahdet sistem midir, sistem sahibi midir?
Sistemdir abi. Sistemdir. İsmi fail değil. Yani sistemin adıdır. Vahdet. Ehad da sistemdir. Ehadiyet. O ehad sistemindeki zat, vahidiyet de vahdet sistemindeki zat. Oldu mu abi biraz? Zaten ben de bu şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Sana bak, ikinci şura Allah-u Ehad'den bahsediyor ya abi. Bak, Allah-u Ehad'i kullanırken, Allah-u Ehad'i izah ederken hepsini için alıyor. Vahdaniyeti için alıyor, vahidi de için alıyor, vahdeti de alıyor. Niçin alıyor biliyor musun? En kesife. Allah var başında. O yüzden yani. Çünkü zatı işaret ettiği için. Mesela zatı isimlerde neler var Emirdağ'da? Ehad, Samet var. Samet var. Samet, Samet var. Şey var, Allah var. Aç bakalım. Ehad var mı orada? Allah Ehad olmaz. Bak bak. Ehad var. Şu sağ tarafta. Allah, Ehad, Samet, Vacib-i Vücud gibi. Allah, Ehad, Samet. Samet. Şimdi mesela fert, ismi fert bahsine bakın. Fert de mesela zata işaret ediyor. Orada da mesela bunları kullanıyor. O zaman bak şurada şey uygulayalım. Vahdet, sistem. Ehad, sistem. Doğru mu? Evet. Zat. Zat. Yanında şey de yazalım abi. Cüz, cüzi, kül, külli. Orada da çok güzel tefrik oldu. Evet. Onu yapmış mısın? Yapmıştır. Siketi. Şimdi yazmış ya bak. Vahdaniyet, kainattaki sistemleri kurup, şurayı tekrar görüyor musun? Kurup devam ettiren zatın, zatı sıfatlardan birisi olduğu gibi diğer, bak diğer, vahidiyet, vahdet, ehadiyet hepsi diyor. Bu vahdaniyeti, bu zatı ispat ediyor. Yani zat sıfatları, zatı ispat ediyor zaten bunlar abi. Çünkü bunlar vahdaniyetten aşağısı denilebilir ki, hani diyelim ben bir sistem kurdum. Ben bu sistemi nasıl devam ettireceğim? Nasıl göstereceğim mahlukatımı? O zaman şunu demek istiyorsun sen. Diyorsun ki şunlar esmalara esmalara sıfatlara işaret ediyor abi. Bu sıfata. Evet. Onlar da esmadır abi. Bak şimdi daha güzel olur abi. Bak vahidiyet esmanın bütünlüğüne işaret ediyor. Vahdet, ehad esmaya işaret ediyor. Çok güzel. O zaman dur. Uzatayım. Bak. Esmaların bütünlüğü mü? Vahidiyet esmaların bütünlüğü abi. Vahidiyet. Esmaların bütünlüğü. Orada vahdaniyet yazıyor yalnız abi. Nerede? Ha, bak. Vahidiyet olacaktı bu ya. Evet. Niye? Aferin doktor. Mesela şöyle bir misal. Yukarıda da vahidiyet yazıyor abi. He? Yukarıda da. Bu ters yazmışız ya. Sıfata yazdık ya. Öyle mi? Nasıl? Vahidiyet olacak. Bir Türkiye Cumhuriyeti var Hasan abi. He. Bunun devam etmesi için belediye ayrı, başbakanlığı ayrı, muhtarlığı kaymakamlığı ayrı abi. Bak farklı farklı sistem şeyleri var. Ama sonra şu hepsi sistemi götürüyor. Sıfata kısmı yanlıştı sanki abi. O vahidiyet doğruydu sanki açıklaması. Değil mi? Vahdaniyet sıfata. Evet sıfata. O zatı da silerim abi. He? Vahidiyetin yanında zatı yazmışsınız ya. Nerede yazdık? Aşağıda aşağıda üstte gibi. Esma'nın bütünlüğünün yönünde abi. He, vahidiyet. Zata işaret eder dedik. Bunun gibi işte zat. Yani bu sistemdeki zat. Aha, tamam şimdi oldu. Öyle mi? Yani şu demek istiyorum şu. Şunu şöyle yapayım da. Yani kavramak için sistem mi zat mı? Sistem mi zat mı? Ha. O zaman esmanın bütünlüğü şeyse her hangi esma ötekisi? Yani vahidiyet esmanın bütünlüğüne öbürkülerde isimler yani esmalara işaret ediyor. Hangisi ama? Vahdet. Şunu sileceğiz şimdi değil mi? Şu vahdaniyet değildi bu değil mi? Bu vahidiyette bunu silmemiz lazım. Niye? Bunu vahidiyet için yazmıştık. Şimdi. Öyle mi? Ha, evet evet onu vahidiyet için yazmıştık abi. Vahidiyet için yazmıştık.
O zaman bunu siliyorum. Şöyle yapıyorum. O maydi. Tamam. Aferin doktor. Resul. O zaman vahdaniyet. Tamam. Evet. Zatı sıfatı. Zatı sıfata. Esma'nın bütünlüğü, vahde, vahidiyet. Vahdet, ehadiyet, bunlar da esmalar abi. Ehadiyet de, şöyle diyebilir miyim sana soruyorum. Ehadiyet de her bir esma. Esma. Ondan sonra şunu siliyorum. Şuraya. Kendisi esma, nasıl her bir esmaya işaret ediyor? Ehadiye tabi Risale-i tabirle yazdığımız zaman esmanın birçok ekser esmanın bir yeri tecellisi olarak geçiyor ya abi. Ehadiyet ekser esmanın bir yeri tecellisi, görülmesi yani bir yerde görülmesi. Yani nasıl diyelim? Ekser esmanın görülmesi abi. Bir yerde ekser esmanın görülmesi. O zaman ekser esmanı öyle mi? Evet, ekser esmanın bir yerde görülmesi. Sen söyle bana. Ekser esmanın bir yerde görülmesi. Esmanın bir yerde görülmesi. Bir yerde görülmesi. O zaman ehadiyet gene bu zatı. Ehad'da zatı isim yazalım. Ehad'ın karşısında zatı isim yazalım abi. Zatı isim. Zatı isimdir ya ehad. He tamam. Onun karşısında zatı isim yazalım abi. Yazalım diyorsun. Vahdet zaten esmadır kendisi. Vahdet esma. O zaman esmaların bütünlüğü her bir esma desek olabilir ha, daha güzel o her bir esma. Senin dediğini nasıl ediyor bir esma? He? Oldu mu? Hakimiyet sana ait. Halini çektim abi. Ha? Hepsini çektim farklı. İyi yaptın çocuğu. Çekiyorum. Yani biz karışmıyoruz. Ders sonun. Kafada gitti bizim zaten. Sistem karıştı yani. Şimdi vahdaniyet zat-ı sıfat. Tamam. Vahidiyet esmanın bütünlüğü. Esmanın bütünlüğü zata bakar. Ondan sonra zata bakar demesi biraz şey olur abi. Orayı biraz muğlak kalıyor zaten. Niye? Zatı anlatıyor ya. Sistemi değil de zatı anlatıyor. Tamam, o zaman o işaret eder. Sistemi değil, zatını anlatıyor. Yani sistem birliği değil, zatın birliği. Sana yardım olsun diye söylüyorum. Tamam. Vahdet ise o da sistemdir. Tamam. Yani diyetler ismi fail olur. Tamam mı? Mesela bak. Diyet. Yet. İyi olursa iyi. Fail oluyor. Zatı gösteriyor yani. Sistemi anlatmaz. Bu da ekser esmanın bir yerde görünmesi. Esma. Esmaların bütünlüğü. Ondan sonra vahdet sistem bir ayna, bir de aynada gözüken. Şöyle diyebilir miyiz? Vahdet ayna. Vahdet aynası diyor. Vahdet aynası diyor zaten. Evet. Açık tabir. Bak buna ayna. Vahdet aynasında. Vahdet vasıtasıyla görünür. Vahidiyet aynada gözüken. Evet abi. Aynada gözüken. Tamam oldu mu abi? Oldu abi. Ehad. Zatı isimleri. Kağıt. Buraya göre yaparsak ehadiyet kağıtta görünen
görünen. Değil mi? Kağıtta gözüken şu. Şimdi biraz oturdum ağabeyler. Şey nerede? Peki. Başka? Sıraya vaktet geldi ama daha vaktet iş yapmadık ama. Olsun. Saat gelsin başar sen saat. Vaktet'e mi geldi? Evet. Söyle bakalım. Kısa bir paragrafını. Sonra daha sen sikki okuyacaksın, atım okuyacaksın. Olsun birer paragraf canım. Vahdet, lügatı birlik teklik manasında kesretin zıttı diyor. Mevcudattaki birlik ciheti, yönü, vahdet. Hemen mevcudattaki? Birlik teklik bunu. Sistem. Evet. Hani bunu daha önce zikretmiş zaten. 30. lemada ikinci şurada söylüyor abi. Hani güneş sobasının bir olması diyor, su unsurunun bir olması diyor. Bunlar vahdeti gösterir diyor abi. Veya insanın şeyinden, mahiyetinden dört mesela. Bütün sistem. Sistem abi. Sisteme tanıtıyor yani bizlere. O zaman bunu okumaya gerek yok. Peki şey diyebiliriz abi. Biri kainattaki sistem, biri secere-i hikattaki sistem. Evet. Mesela kainattaki sistem şu. İnsan da bu. Kainat, insan. İnsanda gözüken herhalde kainatta gözükmüyordur abi. Hepsi. Yani o tabii. Şu an, Harun abi, yani diyelim ki şuradaki üstad yani burada göstermesi yani vahdaniyet, vahidiyet, vahdedehadiyet. Yani hem kainatta gösteriyor ayrı bir cihette. Başka bir yerde insanın simasında gösteriyor. Başka bir yerde diğer mahlukatta gösteriyor. Başka bir yerde zemin yüzünde gösteriyor. Farklı farklı cihette gösteriyor abi. Kainat simasında, arz simasında. Bu dört hakikatı da yani. Bu dört hakikatı da farklı farklı yerlerde gösteriyor abi. Yani orada yani diyelim ki kainatın heyeti mecmuasında gösterdi dördünü, insana geçtiği zaman yerleri değişebiliyor abi. Şu doğru mu? Bak bakalım. Senin sistemin yok. Zemin yüzüne geçtiği zaman yerleri değişebiliyor abi. Sen mesela, de Resul işleyeceksin. Bu yerleri değiştiğinden dolayı ihatası biraz zor abi. Uygula. Hani yerleri değiştiğinden dolayı farklı farklı yerde gözükürken yerleri değiştiğinden dolayı ihatası bize zorlaşıyor abi. Ama kanuniyetini kapınca peki çözüyorsun. Şu kanuniyeti eğer hakikaten doğruysa şey yaptığı gibi peki bu o zaman iyi kafamıza kalır gibi. Değil mi şu şekil? Evet abi, kalabilir. Mesela kağıtta gözüken. Ayna, aynada gözüken. Ayna şeyi kastedi ne? O kamera aynası. Usta öyle diyor. Bu da güneş. Güneşte şüphe yok. Şimdi bu insan olsa, o da kainat olsa, şeceri, kainat. Kainat. Bu onun cilve cevap nakşi sanatı, dışarı. Buna insan desek, buna da kainat. Buna da vacibül vücut. İkinci ayna Nur-u Muhammed'e diyebilir miyiz ama? Nur-u Muhammed'i? Aynaya mı? Evet. Yani ne aynıdır, ne gayrıdır. Nur-u hayatın. Yani mecul dersen olur. Şecer-i fikat desek şuna, bu insandır. Tergiyi farklı koysak abi, şecer-i fikata insana şey yapsak? Değil. Şimdi, onu gene düşünelim. Şimdi sen vahdet hakkında okuyacağım bir paragraf okuyacaksın, iki tane değil. Şu cümleyi okuyacağım sadece. Tek baştaki cümleyi okuyacağım. Mevcuttaki diyor, birlik ciheti yönü. Tevhid ve vahdet de, bak tevhid ve vahdet de, cemal-i ilahi kemal-i Rabbani tezahür eder. Hani daha ilerisinde vahdet aynasında diyor. Vahdet aynasında vahdet vasıtasıyla görüyor. Vahdet aynası. Tamam. Bunun tespitimiz doğru. Yani diyelim ki ayna... O zaman ayna nerede? Aa vahdet aynayı koyduk. Doğru. Şuna gibi Hasan abi. Onayladık. Hani vahdet abi hani unsurlar birliydi ya abi. Eğer sen bu unsurları birinin nazarıyla bakarsan bu unsurlarda teşekkür eden mahlukatı, vücuda çıkan mahlukatı da mahlukattaki güzelliği de görebilirsin abi. Güzel. Yani diyeyim unsurlar, güneş, hava, toprak bu dört unsurdan mahlukat vücuda çıkıyor sebepler dairesinde. Bak ne yaptı? Bir zat.
iki mahlukatı yarattı zemin. Bir de ondan çıkan meyveler, mesela güneş, hava, toprak, su, şurada. Onu dedin değil mi? Hı hı. Güneş, hava, toprak, su, dört. Bir de zat, bir de bundan çıkan ağaçlar var. Hı. Kedi, evet. Köpek var. Vesaire, evet. Ne oldu? Şimdi bu buraya bakarken ayrı bir mana, bundan çıkanlar ayrı bir mana oldu. Yani bu, eğer bu unsurları birine verebilirsen, birliği görebilirsen unsurlardaki, ondan çıkanlara daha da kolaylaşır bakman. Ha, bu dört tane güneş, hava, toprak, su, su, toprak, hava, dört unsur demedi mi? Yanlış mı söyledim? Dört tane. Toprak, ateş, su, hava. Hava, dört unsur. Bunu birisine verebilirsek ondan yapılan bütün mahlukat da hayda. O durumdur ya. Hı. Zaten bütünle bunu ispattır abi. Tamam. İnsan diyor mahiyeti dörttür diyor abi. Tamam, bunu geçelim. Vahdeti tamam. Vahdet de tamam. Aynen oldu. İhadiyet de zaten açıktır abi. Yine de ben okuyayım şuradan. Ne, bir tanesini oku. Bir tane okuyacağız da tek para. İhadiyet ise her bir şeyde Halık-ı Küllü şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası, harareti, ziyasındaki yedi rengi bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir. Burası oldu mu? Uydu. Evet abi. Aynadaki, kağıttaki güneş. Tamam. Yani o kağıttaki güneşleri çoğaltırsak abi, elim oraya birkaç tane güneş yaparsak daha da ehadiyet açılır yani. Tamam. Birkaç tane güneş yapalım. Her bir kağıttaki güneşte ehadiyetin kendisini göstermesi yani. Tamam. Birkaç tane çoğaltırsak. Bu da tuttu. Yani. Şöyle sileyim de güzel yapayım. Şimdi başka bir tane kağıt. Şimdi tevhid okuyacağım abi, az bir şey. Tevhid, bir tanesini söyle. Tevhid nazara bakıyor demiştik zaten. Mesela diyor, iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden, yani karnı fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir sütü göndermek olan cüz'i fiil ise tevhid nazarıyla bakıldığı vakit. Bak, tevhid nazarıyla bakıldığı vakit abi, oradaki icraatı görebiliyorsun. Ve tevhid nazarıyla bakılmadığı vakit takdirde de oradaki cüz'i fiiliyatı esbaba taksim ediyor abi. Ama tevhid nazarına baktığı zaman oradaki her bir cüz'i fiille birlikte bütün onun gibi fiiliyatları Cenab-ı Hak'a verebiliyorsun abi. Oradaki güzelliği görebiliyorsun abi. Ama tevhid nazarına bakmazsan, bak, tevhid nazarına bakmazsan her bir cüz'i başka bir esbaba taksim ediyor abi. Oradaki güzellik kapanıyor abi. Tevhid nazarına bakıldığı vakitte görünüyor, bakmazsa görmüyor abi. Zaten ikinci şey bunun şeyidir zaten, oradaki misaller. Tamam, geç onu. O zaman uyuyor tevhid. Evet, yani esma ile müsemma arasındaki münasebeti doğru kurmak tevhid nazarıdır diyor. Yoksa diyor mesela tabiat ana çok şefkatlidir diyeceksin, tabiat perest olacaksın. Ya da esma ile müsemma arasındaki... Yani şunlar şunlar arasında münasebeti kurarsan tevhid nazar olacak abi. Bütünlükte olacaksın. Başka bir şeye mahal bırakmayacaksın ki tevhid olsun diyor. Sonra başka ne var? Ondan sonra sikkaten tutulan mühür var abi. Oh. Kısa kısa. Güzel. Kısa bir tane şey sike söyle. Bunlarda da abi bu sikke, haten, mühür, turra. Bunu da abi her yerde farklı kullanıyoruz. Hat, diyelim ki kainat simasında, hani kainatın mevcudatın heyeti mecmuasında kullanırken insanın simasında, evet, cisminde farklı kullanıyor abi. O zaman bu şeyleri değiştiriyor yani abi. Bu şeyi yazmamız gerekiyor abi artık. Bu cüz, cüz'i, kül, külli. İki, bu hatem, sikke, turrayı da rahat rahat yapalım. Evvel, ahli, zahil, vakti. Orada şurada ihata diyor. Şunlar orada değiştiriyor. Hayat üzerinde sikkeler görünüyor. Bak hayatta. İsmi hayda sikke. Tevhide. Zihayatta hatemler. Bak zihayatta da hatemleri gösteriyor. İhya üzerinde turbaları gösteriyor. Bahar mevsiminde de mühürler gösteriyor. Hülasa olarak. Bunu zaten
Turra'nın, Sikke'nin başında söylüyor bunu zaten Üstad. O zaman bak, ben sana şey yapayım. Şuraya yazıyorum. Hayat. Hayatta Sikke'ler. Bir dakika, hayat. Diğeri neydi? Zi hayat. İhya. Bir dakika, zi hayat. İhya, bir de? İhya. İhya. Bahar. Bahar. Bak. Hayatta Sikke'ler. Tamam, onu yazayım. Sikke. Zihayatta? Zihayatta Hatemler. Hatem. Evvel, ahir. İhya'da Turralar. Turra. Sonra? Baharda Mühürler. Sikke tevhide işaret abi, devam edin. Edeyim, dur. Sikke? Tevhid. Hatemler vahdet. Vahdet. Turralar vahdaniyet. Vahdaniyet. Mühürlerde ehadiyet. Ehadiyet. Zaten şu aralarda da abi üstadın sıralaması buradan. Evvel diyor Sikke-i Tevhid, ahiri Hatim-i Vahdet, zahiri Mühre-i Hadiyet, batını Turra-i Vahdaniyet. Bir dakika oku bakayım. Evveli Sikke-i Tevhid. Evveli, dur şuna yazalım. Evet, dur. Sen söyle. Evvel. Sikke-i Tevhid abi. He. Ahiri Hatim-i Vahdet, ahir. Ahiri? Hatim-i Vahdet. Ahir. Sonra? Zahiri mührü ehadiyet. Zahiri? Mührü ehadiyet. Ehadiyet. Turra'da batın oluyor. Bir dakika şu. Bu mu? Zahir. Ne dedi zahir? Batın. Yani bunu işte arasında bir şey geçiyor abi. Peki bir dakika. Turra ne dedi? Turra vahdaniyet. He. Şu aradaki sıralamada abi. Mühürde ehadiyet. Mühür? Ehadiyet. Tamam, o zaman doğru. Evet, ahir. Zahir batı. Zahir en son oldu, bahar. Evet. Değil mi? Evet. Abi de işte bahara bakıp hakikati aynı zahir içinde bulacaksın ya. Öldüğün yere gel. Ya böyle sistem yaptım, ne kadar kolay anlaşılıyor değil mi? Evet. Yani şey kavrama, hafıza, tefekkür. Yoksa olacak bu dersler. Ama böyle, bunu mesela dört tane şurada uygulayabilsek, uygulayabiliriz. Tevhid nerede? Uygulayalım abi, geleyim mi? Gel. Al. İyi dayandım abi. Gel, al. Şimdi abi. Şunla, ha bunu. İhya eden zata bakıyor abi. Buraya, İhya mı? Evet abi, turma. Yaz. Abiyle yazayım. He? Renklerini yazın abi. Farklı olsun. Farklı çünkü. Dedi Turra. Sonra abi Vahdet ahir. Ahir olacak abi. Yaz oraya abi. Onu da yaz onu. Farklı. Ahir. Şu devrimi yazayım abi. Sen şimdi düzelteceksin gene. Yalnız Turra mı? Sen düzeltmedin, ben düzelteyim. Oraya hayat Sikke daha şeydir abi. Tamam, sen şey sileceğim seni iş yapınca. Tamam. Sen buraya. Şura zahir abi. Zahir. He. Şurası ne kaldı. Batın kaldı. Başka şansın yok çünkü. Şu Turra yazdım, o zaman onu değiştirmek lazım abi. Evet. Yani şuna batın diyeceğiz. O yüzden dedim ben abi. Heh, batın. Yani. Batın. Aynen. Böyle ders böyle iş yapılıyor. Evet. Hiç böyle mi der? Bak hiç karışmıyor. Siz dediğini ben robot gibi çalışıyorum. Evvelahir. Ama bu abi biraz zahirden batına, batından zahire, bu böyle değil ama yani. Şimdi bir dakika, bu doğru mu sence? Koydum. Şimdi bakayım abi. Bak bu batın, bir dakika. Batın neydi? Bir dakika. Batın, ihya. Değil mi? İhya. Yani orayı... Vahdaniyet zata bakıyor, tamam. Tuttu yani, vahdaniyet abi bak. Vahdaniyet tuttu bu. Tuttu. Yani şu baştaki abi... Şeylerden gidersek abi yıllar dördü de tutacak diye bir şey değil de abi. Ama tuttu bak, şöyle böyle bak abi. Şu vahdaniyet görüyor musun? Tamam. Vahdaniyet var burada.
Demek ki batın da bunundur. Yani çözüyor seni diye olay. Yani normalde hayata orası bakmaz mı bu hayat? Hayat. Peki hayat neydi? Sikke. Çünkü çekirdek sikkeye bakıyor ya. Ruhun dört esması zihayattır. O denk geldi işte. Ahir. Hayat sıfat diye mi diyorsun? Dört sıfat var ya ruhun. Zihayatta zihşurdu. Şimdi nasıl? Ruhun dört sıfat var ya. Zihayattır işte burada abi. Zihayattır. Ahir. Denk geldi. Zihayattır. Evet. Zihayat. Ahir. Zihayat ruha bakar. Ondan sonra peki bu biraz şöyle olsa nasıl olur? Olmaz, olmaz mı abi orası? Şuraya bak, dur gitme bir yere. Ver şunu, şuraya bir de şöyle bak bakayım, sen bak. Evet, çekirdek. Tamam. Çekirdeği yazan. O yüzden ben hocaya bakıyorum. İşte evvel olarak bakarsak abi, baş ve son koymuş oluruz. Batın olarak bakarsak hepsini kaplar, baş ve son için. Batın şöyle olabilir mi? Ağacı düşün. Gözüken. Evet abi. Batın, batın evvel olamaz ki. Batın zahirinin arkası. Şöyle bak bir daha. Zahir ve batın aynı ya. Evvel ahir aynı ya. Yani zahirin olduğu yerde batın olacak. Ben şey bükmüş yapmıyorum. Beraber mutala ediyoruz. Ben karar vermiş değilim de bir şey yapabilsin diye. Zahir olduğu yerde batın var. Ahir olduğu yerde evvel var. Evet. O zaman zahirle batını beraber düşünmek zorundasın. Zahir. Mesela ağacın kökteki çekirdek evveldir, meyvedeki çekirdek ahirdir. Ağacın görüntüsü zahirdir, ağacın arka tarafı batındır. O zaman zahir neredeyse, batın orada, zahir nereye koydun? Zahir en sonucu, en kesif hali. Zahir buysa, o zaman burada zahir bu olmadı. Yani orayı ahir olmadı. Çünkü bununla beraber olacak. Mesela şöyle düşün, çekirdek. Evvel mi? Evet. Meyvedeki çekirdek, o da en son ya, ahir olması lazım. Senin tefekkürünü anladım da abi. Yani ben şöyle şekilde, batını evvel ve ahir içeren şeklinde tefekkür ettim. Yani batında evvel ahir vardır. Evveldeyken de batını vardı zaten bunun. Ahirde de batın olacak. Zahir olan her şeyin batını vardır zaten. Her aşamadaki zahirdir. Mesela şöyle oldu ağaç, zahir. Böyle oldu ağaç zahir ama batın hep batındı zaten. Batını değişmedi bunun. Program hep programdı. Sonra da bir program atmadık ya. Batın program değil ki. Yani şeyin her şeyin arkası gibi. Ha, arkası gibi. Abi. Evet. Zahir iki ayın arası olması gerekiyor. Değişti mi sistem? Para olmaz. Niye? Nur-u Muhammed'i çekirdeği. Ha dur. Otur oraya. Birinci ayna, ikinci ayna. Güncele yapacağız abi bunu. Buna ben bir koyayım. Evet. Sileceğiz. Olabilir mi? Koyuyorum. Bak bakayım. Şuna ben böyle desem. Böyledir değil ha. Çünkü karışmıyorum ki işgal olmaz. Bu evvel neredeyse bunun tam zıttı şurası. Ahir olmalı. Ahir olması lazım. Bir de böyle düşünün. Ondan sonra bu tevhid nazarının olduğuna göre zahir neredeyse. Buna ne denilir? Tevhid nazarı. Ortaya çıkar. Evet. Bu da zahir mi? Zahir. Evet, tevhid nazarı. Zahir. Zaten tevhid nazarı dedim. Zahir. Bu da? Batın. Bir de böyle bakalım. Ama şey, çizeyim. Şimdi çizeceğim. Şimdi hangisi olacak? Şimdi senin için söylüyorum. Buraya ne demiştin abi? Ben oraya batın dedim abi. Batın. Buraya ne demiştin abi? Oraya zahir demiştim abi. Zahir. Bir tanesini sileceğiz. Evet. Buraya ne demiştin abi? Zihayata ne denk gelmiş abi? Ahir denk gelmiş. Ahir. Burada? O da zahir oluyor abi. Şey dur. Ahir. Baş zahir. Batın. Evet. Evvel oluyor. Evvel. Ha, şimdi bunlardan bir tanesi doğrudur. Veya zannediyoruz. Şimdilik. Şimdilik. Sana bir şey ama yapayım. Biliyoruz ki abi sikke evvele bakıyor. Hatem ahire bakıyor. Şu anda şöyle bir yer var da sana bak. Her bir ağacın diyor. Evveline evveli. Evveli bu olur mu? Evveli ya. Evet. Her bir ağacın evveli öyle bir sandıkta bir program. Program. Evveli. Evveli bu. Ahiri öyle bir tarifname numune.
zahiri. Bu zahiri öyle bir musanna hulle bir münakaş libas. Evet. Böyle şey bu şekilde tefekkür edilir de ben onu şeye göre şuradaki nereye gülakta şu şuradaki şeylere göre yani bana deseydiniz ki şunu sistemsel olarak diz deseydiniz ben sizin yaptığınız gibi yapardım. Ama ben şuraya göre sistemlediğim için, eşitlediğim için öyle oldu. Ne yaptın? Mesela zihayat ruhun şeyi olduğu için, şuna biz ruh dedik ya abi. Ya o zaman sistemi komple değiştireceğiz. Mesela şurayı çıkaracağız, orayı mecul yapacağız. Ondan sonra şu sistemi şecere-i hakikat yapacağız. Yani sistemsel olarak tefekkürümüzü değiştirirsek sizin dediğiniz gibi olur abi. Ya tuttu ama bak. İşte o zaman... Neyi tuttu biliyor musun bak? Aha bak. Mesela tuttu bak şöyle. Zihayata ruh dedin mi? Evet. Ruha ne dedik? Ayna dedik abi. Ayna, işte şurası oldu işte, şu kısmı oldu. Evet. Oraya o zaman ahir demesi. Ahir demesi lazım diye, hoş oradan gittim ben ya. Yani. Peki, sonra ne dedin? Mesela abi, hayat, ihya hayattan öncedir. Hayatlandıran birisini işaret eder. İhya? Şey gibi aynı. Peki, hayat mı önce, ihya mı? İhya öncedir abi. Peki, subutu sıfatta sayar mısın, ne var? İhya esma mıdır? Bak, sem sıfatta, sem, basar, hayat, kudret, ilim, irade, kelam, yedi tane. Orada ihya yok. Yok. Ne var? Hayat. Hayattan önce. Ama şu şekilde, hayattan önce de bir hayat var abi. O kısım ihya olur işte. Hayat? Şuunat da hayattadır. Ne? Şuunat da hayattadır. Şuunat-ı zati mi? Değil midir? Şuunat-ı zati hayat değil de, hayat dışa vuruşu ya iyi hayat. Daha acayip bir şey orada. İşte orada ihya denmez o. Bir hayatlandırma var ama orada da sonra. Var tabii ama başka bir şey. Şunu kastediyorsun bak. Üstadın sıralaması da önce hayat, ihya, hayat, zihayat, ihya. Bu şekilde mi? Üstad öyle sıralamış. Bak şöyle şöyle, yok o ezberli olmasın da. Bak seni anladım. Bak şöyle. O çok önemli de, o şey olması lazım bak. Mahiyeti zatiye mi? Evet abi. Zatiye. Şuunat. Şuunat-ı zatiye, sıfat, esma. Şimdi bak, hay, aslında esmada hay yok, öyle konuşuyoruz. Evet. Muhi. Muhi, evet. Şimdi hayat burada mı? Evet abi. Bu sıfat neyin çıkışıdır? Şuunat'tan. Şuunat'tan, evet. Burada da hayat var denmez. Daha arkası, hayatın daha arkası, bilmiyoruz. Yani daha kaliteli bir şey yani değil. Hayatsa sıfat, şuunat hayat da değil. Çünkü mesela şöyle düşün. Odun, ağaç. Odun hayatsa, onu dışarıya çıkartan duman, nur, ısı, renk, daha latif. Bu kaba. Hayat kaba. Ama odunun mesela dışarısı, dışarısı odun. İçerisinde duman var, nur var. Isı var, ışık var, renk var. Var değil mi? Ha, ama oduna benzemiyor. Ha, dışarıya çıkan hayatsa bu hayat değil. Daha ince. Burada ne var peki? Esma'da? Muhyi. Muhyi. İhya da esmadır. Fiili. Esmadır. Sıfat değil. Esmadır. O zaman... Hasan abi şöyle baktığın zaman abi tam muvaffak oluyor. Demek ki İsmi Hay vurduğu zaman... ihyalar oluyor abi. Hmm. Yani ortaya çıkana denilir. Hayat gözükmüyor ya. Hani baharı ihya etti. Hani şey yapıldı. Yani sıralamasında tam... Ama yani şöyle böyle şey yapalım. Şu tuttu. Bir kere iki tane şey. O bu tuttu. Nedir o? Evvel neydi? Evvel hayat her şeyin şeyi. Başı. Bunlar sıfat. Şurada dışa vuruşu. Şey esmalar. Hayat temel. Şimdi zihayat olunca burada da hiç şüphemiz yok. Zihayat deyince ağacı meyvesi. O zaman bu ahir. Meyve de bu dışarısıdır. O zaman bu ne yaptı? Ahir olur. Ama sen zihayatı ruh olarak düşündün. Zihayat süfruh değil mesela. Ruhsuz olan da var. Ağaçlar mesela. Ağaçlar zihayatlıdır ama ruhu yok. Evet doğru. Zihayattır. Ama
İhya, mesela İhya zahirde gözükendir. İhya. Yani ortaya çıkan, hayat gözükmez. Fiildir abi yani bir de. Yani. Fiilen. Dışarıda gözüken ihyadır, muhidir. Zahirde o gözüküyor. Şimdi bu zahirde gözükeni evvel yaparsan, burada biraz şey olduk, terslik oldu. Ters mi? Onu işte dedi değil mi? Şöyle göre yerleştirdiğimiz için o şekilde oldu abi. Abi yani şöyle, abi evet. Şuna göre yap. Gel. Şuraya değil de, şuraya da. Ha, oraya göre bakarak da yaptım ben. Şöyle. Ha, şöyle mi baktın? Şöyle. Evet. Şöyle. Ama buraya bakmadın böyle. Ya oraya bakınca farklı yerleştiriyoruz abi. Ha sen buraya bakınca mı? Oraya bakınca, oraya bakarak yerleştirdim ben. Peki, 1, 2, 3, 4 bu da bizim değil. 4 tane bakarsa yerleştirelim. Şimdi öyle bütünlüğe bakarak da yerleştirelim diyorsunuz abi. He? Bütünlüğe bakarak. Bütüne bakarak şey yapalım. Şimdi mesela şöyle sileyim. İşte bunlardan 4 taneden birini silip yerlerini değiştirmek lazım. Hangisini? Burada buraya mı silecek? Yani bu 4 tane şey yaptık. Mesela hayat, sikke, tevhid, evvel ya. He. Bu 4 taneden bir tanesini böyle aşağı doğru silip sütun halinde yerlerini değiştirmek lazım. Ne demek? Gel yap bakayım. Yani mesela şunu değiştir. Tevhidi mesela ne oldu şimdi? Tevhid evvel oldu, zahir oldu dedik ya abi. Evvel oldu dedik ya. He. Ben şu yeşilleri ben yazdım değil mi? Yok, kırmızıları sen yaz. Yeşiller o zaman şunları sileceğiz. Buna göre yazacağız burayı. Mesela şunu sileceğiz tevhidi. Şuradan bunu sileceğiz abi. Buraya zahir yazacağız şimdi. Tevhid. Tevhide zahir yazacağız. Ama burada işte yani şekli alıp buraya gelecek olursak. Veya tevhid nazarını değiştireceğiz. He, onu, ya da onu değiştireceğiz yani. Ya da şunu aşağı doğru sileceğiz. Bunları değiştireceğiz. Baştakiler esasları sana abi. Hangi? Yani sikke dedik ya. Söyle. Hayat üstünde sikke, zih hayatta hatem, ihyada turra, baharda mühür. Bunlar esasları sana abi. Bir de söyle, bir de söyle. Yani hayatta sikke, zih hayatta hatem, ihyada turra, baharda mühür. Bu açık bir ifade diyor. Külliyatta geçiyor. Bununla dokunmak olmaz. Öyle mi diyor? Hı, bu arada tabii. Şimdi sildik abi. Tekrar başta gelmiştik. Biz onu tefekkür olarak koyduk. Bak sorunu nereden alırız bilmiyorum. Yani bunları bozamayız da bunlara göre o... Ha bu bozulamaz. O bozulamaz. Bu esas bizim için. Bunun tamam. Üzerinden yürüyeceğiz. Bizim karkasımız bu abi. Tamam. Şimdi yeşilleri yazalım abi buraya. Sikke. Sikke. Ne demiştin sikke? Sikke evveldir. Tevhid demiştim. Sikkeyi tevhid evvel. Evvel. Tamam abi. Hatem. Bak bakayım. Ahir. Ahirdi. Ahirdi. Eskilerden hatırladım zaten öyle. Mühür, zahir. Turraya da batın kalıyor. Evet. Ya bu yapışıyor. Evet. Zaten böyleydi. Tam böyle zaten. Şimdi buna göre sistemin tekrar şeyleri yazacağız abi. Yap bakayım. İşte bu siyah yaptığına göre şu ikisini siliyorsun. Ben sileyim. Sil abi. Buraya yaz. Şunu da sil. Şunu sileyim. Şunu da sileyim hanım. Her şeyi unuttuk valla. Şimdi abi... Ha, uygul abi. Evet. Bu burası sikke dedik ya abi. Evet. Onu ha. Evvel diyeceğim. Koy abi. Evvel. Tamam. Burası zahir olması lazım değil mi abi? Harun abi sen de arkadan destekle. Orası ahir olacak. Bu bina deprem. Ahir olacak. Ahir. 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 Tamam. Ondan sonra. Bu burası zahir olacak. Zaten demişsin tezgisinden. Evet zahir. Zahir. Şurası da batın kalıyor. Batın. Tamam. Şimdi neyi yerleştireceğiz abi? Bundan sonra da şey. Ehadiyet şeyi kaldı abi geri. Evvel ehadiyet buraya göre abi. Ehadiyet. Evet tevhid, sikke-i tevhid. Ahirimiz nedir? Ha pardon. Vahdaniyet bu evvel yukarıda. Vahdaniyet. Vahdaniyet. Ahirimiz. Şuna kalkalım. Evet.
Ehadiyet. Ehadiyet. Batınımız vahdet. Zahirimiz de tevhid. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu gibi. He? Evet oldu. Ya itiraz olan varsa konuşsun. Ya da arkadaşım konuşmayayım bana. Bizantaki şeylere göre olmadı abi. Heh, olmadı. Söyle. Niye olmadı? Çünkü... Sikiyet. Vahdaniyet diyor. Başta vahdet, evvela vahdaniyeti koydu mesela. Tamam, işte. Tamam. Size doğru tuttu. Vahdaniyete geldi. Tuttu. Pardon, pardon. Şu anda ben gireyim bakayım. He, bak tuttu. Tuttu. Şeylik bozma. Her bir aciz ya hayatın evveli, ahiri, zahir, batını, sikki-i tevhid, hatem-i vahdet. Sikki-i tevhid oldu abi işte. Hatem-i vahdet. Tura, tura ve mühürde, mühürde değişmiş öyle işte dedim ya. Şu sütunlardan birisi illaki değişiyor abi. Mühür-i ehadiyet. Mühür-i ehadiyet. Turra-i vahdaniyet. Yani şöyle bir bakış açımız mı yanlış acaba? Hani ya da tümden geleyim ya da tüme varım sistemler var ya, tefekkür sistemi. Onu mu yanlış açıyorsun? Şudur Hasan abi, hani bu birkaç defa bunu tekrarladım. Lazım. İçeriden aynı, yani bu sistemden abi cüz kirli yazacaksın. Her yerde aynı gözükmüyor abi. Yani insan da görükürken yerler değişebiliyor. Niçin öyle? Ben buna katılmıyorum mesela. Evet. Böyle diyor, her yerde aynı gözükmüyor. Mesela şey, şöyle diyelim, kül ile külli her yerde değişiyor, cüz ile cüzi değişiyor. Evet. Niye değişiyor? Zahirle bakış var, batınla bakış var abi pergeli. Bak şimdi, şimdi nasıl değişiyor biliyor musun artık? Değişmiyor da. Mesela birisi içsel alem, enfusi bir diş. Bunu seni zorunlu kılıyor enfusi taşınmaya. Enfusisiz mesela diyelim ki kül ve cüz şu. Bak şu. Kül. Cüz. Bir de külli. Cüz. Cüz'i var. Ehadiyet ve ehadiyet. Bunu nereye bakarsan hep böyle birbirine giriyor. Giriyor. Başka şansın yok. O zaman merak et. O zaman baktık ki hani bu enfüs. Bu enfüsi. Yok bu afaki. Şey, afaki. Enfüsi. Afaki. O kadar güzel çözülüyor ki. Mesela lügatta gene birbirine karışanlardan söyleyeyim. Bak. Bunu söylüyor. Emri nisbi. Emri itibari. İtibari. İkisi de aynı. İkisi de aynı. Yani şu emri itibari enfusi. İçsel. Bu da diş. Yani mesela şurada da öyle. Mesela baktığın zaman şeyde mesela muhi. Hayat. İkisi de hayat diyorsun. Oysa muhit dışarıda olan. Hay içeride olan. Çünkü hay sıfattır. Muhi esmadır. Yani tefekkür, yani bunu dersen çok yanlış olur. Şu. Ben buraya kadar, buraya müdahale edeyim diye. Yani yere göre değişiyor. Değişmiyor. Yani orada sana diyor ki tutmadığı zaman nazarın, bak burada dur, dur. Burada bu incelik var. Dur burada. Burada enfüsten bakacaksın. Mesela batında cüz ve kül yok. Cüz ve kül. Batında nispet yok. Emri nisbiler yok. İtibarlar var. Dış dünyada var. Yani düş dünyanın kuralını içeriye için değil, o zaman yeri yerine koyamazsan ortalık şey oluyor. Abi yerine göre değişiyor. Değişmez.
aynı çiğ gibi örülmüş böyle halı gibi ana merkezi dokuyor hep. Haya sıfat mı dediniz abi? Hay sıfatı sıfattan derdi. Şeyde, hay, onun bir sözde 9. hakikatte olmasa lazım. İsmi Hayyu Kayyum'un diyordu. İsmi o tabi. Bâb-ı Ekhiyâ bir matedir diyor. Bâb-ı Ekhiyâ bir matedir. İsmi Hayyu Kayyum'un muhkime mümkün. Yani şeydir. Bunun dışa vuruşu tabii ki hayat ya. İsim hayda kullanılmış. Hayda kullanılmış, muhide kullanılmış ama biz kural bakımından, ilmi kelam bakımından, usul bakımından, şey bakımından subut-ı sıfattan sem, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Hayat. Subut-ı sıfattır. O zaman hay ve muhi deyince sıfattan da bakılacak demektir orada. Sıfatını kullanıyor. Kimi yerde sıfatla kullanılan isim olarak kullanıyor. Sıfatlar okullanıyor. Niçin? Kullanıyor. Mesela cemal ile celal diyor kendisi işaret edeceğiz de. Evet. Esmadır. O kadar zatı tanımlıyor ki sıfat gibi olmuşlar diyor. Yani sıfat olmuş, sıfat değiller aslında. Sıfada aynadarlık yapıyorlar. Yani o kadar mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Ayna. Güneş o kadar şiddeti gösteriyor ki ayna gözükmüyor. O zaman aynaya güneş demişler. Şurada. Müddin abi buraya yaşamadı ya. Bu güneşi vurduğu yer, işte cemal ve celal sıfat değil, celali sıfatlar diyor. Aslında şey değil ama o kadar zatı gösteriyor ki, mesela şeyde zatı sıfatta cemal yok, subutu sıfatta da yok, değil mi? Zatı sıfat yok mu Allah'ın? Vahdaniyet, kıdem, beka, muhalefetun havadis, kıyamı bir nefsi, vahdaniyet, vücut, tekvin. Bu zat-ı sıfat. Subut-ı sıfata bak. Sen, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Burada da yok cemal bak. Celal ve cemal. Yok yani. Nedir? O kadar zatı gösteriyor ki aynı onu denmişler. Mesela Allah isimdir. Ama o kadar zatı gösteriyor ki zat isim olmuş. Ama isimdir. Şimdi burada da o şeyi, abi yerine göre değişmiyor. Yerine göre o değişmiyor, sen değişeceksin diyor. Oraya geldin, dur. Şavrele gibi böyle yaylansın araba, dur. Çek el freni, dur bakalım nereye geldik. Onu değiştirmeyeceksin. Lazım gibi, yaptığı gibi. Bu sandalyeyi böyle getireceksin. Bu buradayken bunu getirme buraya. Bu burada dursun. Mehmet kusura bakma ben nasıl? Ama böyle getir. Tamam şimdi değişmiyor. Sen değişeceksin orada. Mesela buna delil de ondan sıkı patlam namaz kılacağız. Ben hiç yapmadım. Kur'an'daki diyor 13. sözde galiba. Kur'an'daki ifadeler birbirini teyit ediyor. Hiçbir zaman birbirini cehretmiyor. Ağacın diyor, misal veriyor. Dalı, budağı, yaprağı, çiçeği, kokusu, tadı, rengi hep birbirini gösteriyor. Diyor, tamamlıyor. Yani mesela diyelim ki öyle bir renk kullanmış ki portakala yaprağını hiç böyle bir şey yaptırıyor. Değil ya. Yani. Demek ki biz değişeceğiz, nazarımızı değiştireceğiz. Nazarı şu, batına geçeceğiz. O zorlandığımız yerler var ya, geç içeriye diyor. Başka şansın yok. Yani mesela ona örnek verdim. Emri nisbi. Anlattı. Abi ya bu ne yaptı ya? Ya itibarı da şey getir. İtibarı da gelince emri nisbiden çık. Yok artık nisbi. Veya cüz abi. Abi ya birbirine karışıyor. Buna somut. Bu da soyut. Bu dış. Bu iç. Ya ne dersen de ya. Batını zahir daralsa bulamazsın. Yani mesela batını zahirde yapacaksın. Zahiri de batında şey yapacaksın. Mesela odundan şey çıktı. Yani karpuz çekirdeğinde karpuz çıktı. Çekirdeğin içine karpuzu nasıl bulacağız? Evet. Olmaz. Şimdi burada o zaman ben burada hiç karışmadan bunu sen koyacaksın. Nasıl oldu diye. Burada kaldın tıkandın.
bunu tıkır tıkır kalkıp çizmen yapman lazım. %80'i aldın, %20 puanı vermiyoruz. Olmadı. O zaman şey yapacak, simgesel düşünmeyi geçeceksin. Sen zahiri metinlerden gittin, doğru. Ama zahiri metinlerden enfusa fakir, emri nesip emri itibari cüz külli ayırt edilemedi. Edilemeyince vura vura, ben de seyrettim ki vursun böyle, vurması lazım sağa sola. Yani bu sefer şekilsel düşünmeden bunları 100 defa dersen hep karışır. Ama ille şekile dönüştüreceksin. Şekile, Allah şekile dönüş. Allah şekille konuşuyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an, ayet, Kur'an-ı Kerim ayetle konuşuyor. İçsel alemdir. Kur'an-ı Kerim insanın içini tanzim eder. İrade sıfatından gelen ayetler kainatı, diş dünyamızı tanzim eder. Bu da ayettir. Ve min ayatina. Ama irade sıfatından tekvine ait. Kelam sıfatından gelen kelame ait. Enfus. O zaman kelam sıfatından gelen Kur'an'la inşa ve ihya oluyoruz. Akıl ve kalp. Sonra eyleme dönüştüğü zaman kainattaki ayetleri okumaya geliyoruz. Şöyle diyeyim de kapatayım. Şimdi araya vahyettim diyor. Tevil et de dur. Tevil ediliyor. Ya araya vahyedilmeyecek. Peygamber yok. Peygamber yok. Cebrail de yok. Vahiy de peygamber de var devrede ve Cebrail de var. Ama arada böyle bir şey olur. Olur. Kıvran dur. Niye böyle de? Bak. Kelam sıfatından gelen ayetler bizim ihtiyarımızı, içsel dimağımızı inşa eder. Tamam mı? Burayı inşa eder. İnşa. Bu sefer bu inşa etti ya, döllendi ayet. Kalbe indi. Kalbi de mayaladı. İhya etti. İman balları oldu. Bu sefer iman ziyadır. Dimağa geldiği zaman ziya, dimağı nurlandırdı. O nurlanan dimağı ile irade sıfatından gelen kevni ayetleri direkt okumaya başladı. Onun için diyor, arının diyor dimağına yazan emirlerini, Allah'ın direkt ayetini peygambersiz, Cebrail'siz arının dimağına yazdı diyor. O da okuyor diyor. Tamam mı? Şimdi arada beşeriyet olmadığı için direkt yazdı. Dimağına. Bizim dimağımıza da kelam sıfatından gelen Kur'an tanzim etti, yazdı. Kevni irade sıfatından gelen elma armut ayetlerini okuma makamına çıktı. Bu okuma makamına çıktı. Kainat okurken oraya Cebrail lazım değil. Peygamber de lazım değil. Çünkü dima direkt alıyor. İradeden gelen kevni ayetleri okuma melekesini kelam sıfatından gelen Kur'an'la kazanmışsın zaten. Geri dönüp onu yapıyor. Ama beşer olmadığı için arı direkt dimandan alıyor. Biz de kelam sıfatından iksir ve mayalanmış olan bir insan dimağı okuyor. Peki. Erbahın müdahalesini Cenab-ı Hak saf dışı bırakmak için Cebrail sistemini kullandı. Şeyde arada böyle bir şey gerek olmadığı için, yani Erbah abisi musallat olmayıp cin ve şeytanla musallat olmadığı için Cebrail Aleyhisselam sistemine gerek yok. Harika. Ayetler inerken, Cebrail inerken bütün melekler değil mi koridor yapıp ayet indirirken Erbah abisi cinler şeytanla musallat olmasın. Güzel. Ama kevni ayetler, irade sıfatından gelen ayetleri okuma melekesine yükselen bir insana direkt okuduğu için Cebrail'e gerek yok. Yıldızlara atılmıyor. Gerek yok yıldızlara. Yıldızlara gerek yok. Yok. Ne acayip makam değil mi? Bak iki tane ayet var. O zaman işte bunu... Bu ders abi, Resul abi için özel oldu. Bizden daha çok istifade ettiğini düşünüyorum. Evet.
şey yapacaksın, ben sana hepinize tavsiyem, şekille düşüneceksiniz. Bir. İkincisi, her bir mevzuyu enfus ve afaka taşınacaksınız. O ikisi de aynı değil. Enfus ve afaka taşınacağız. Enfus ve afak bir. Bir de unutmamak için şekillendireceksin. O kabiliyetiniz gelişecek. 40 oldun mu? Yok abi, olmaz. Kaç? 31. 31. 40'a kadar şekillendirmen lazım. Şekille konuşacaksın. Şekille düşüneceksin. Bak sistem yaptım, insan unutulmuyor. Ama bunu sileyim, olmuyor. Yani insanın timiyetinde bu var yani. Yani mesela bu. Böyle çizilseydi, peki biz nasıl rahat dolaşıyoruz? Lan elinde risale var da böyle konuşuyorsun muydun? Evet. Yani mümkünatı var mı? Sen burada bir adım atamazsın. Böyle bir şeyin zaten varlığında haberimiz yoktu. Yani böyle bir şey yok. O adamlar mucize adamlar. Muhyiddin Arabi, İslamiyet'in bir mucizesidir diyoruz da. Ya ağda yaptı, camı görmedi. Lan sen ne anlarsın? Ustad dedi de papağan gibi tekrar ediyor. Biz ne anlarsın o işlerde? Biz ancak tekrar ediyoruz. Ama adamlar var olanın sistemini biz anlamaya çalışıyoruz. Yokken bu adamlar bu sistemi çıkartmış. Bu sistemi çıkartmış, biliyor musun? Biz onlar üzerine konuşuyoruz. Bir zemin bulmuşlar. Zeminde bazı yerler oturtmamışlar. Şöyle de böyle. Ustad da böyle demiş. O da böyle demiş yani. Tamam. Hani elimizdeki nimet çok büyük. Çok büyük. Biz böyle bir şeyin varlığından vızımız vardı. Şimdi haberdar olduk, üzerine konuşuyoruz. Güya adamız da bir şeyler yazıyoruz. Adamız yani. Tamam. Onların şey üzerine. Peki burada kesiyoruz. Empati. Olamaz.